Euro Truck Simulator 2'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tabii ki de Diyarbakır haritasını V sürümünün ilk izlenimlerini yapacağız. V3 sürümünde neler olacak falan sizlere bunu bahsedeceğim. İlk önce şöyle map'ten başlayalım. Evet. Şanlıurfa oyuna eklendi. Arka plan değiştirildi. Ve Mardin zaten oyuna eklenmişti. Plakalarda tekrar bir güncelleme yapıldı. Onları söyleyeceğim. Ve yapılacak güncellemeler daha var arkadaşlar bu haritaya. Bakalım. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olarak artık haritayı genişletmeye başladı yapımcımız. Ona teşekkür ediyoruz buradan. Biz ne yapacağız? Biz bugün Travago esimizle beraber Diyarbakır'dan çıkacağız. Mardin'e bir sefer atacağız. Tabii ki de otogar olmadığı için ben de başka bir olay yaptım. Yani otogar eklenecek, onu da size söyleyeyim. Otogar ilerleyen zamanlarda eklenecektir. Ama onun öncesinde Diyarbakır haritası, yani Diyarbakır tekrardan modellenecektir. O da yapımcıdan bize verilmiş olan bir şey, yani bilgi diyebilirim. Şimdi buradan yola çıkacağız. Ben özel bir tur üzerinde çalışıyorum. Yani Türk bayraklı bir aracımız var. 15 Temmuz falan yazıyor arabamızda. Açıkçası 15 Temmuz skin'i kullanmadım. Çünkü normal bir tur arabası bu. Yani sadece Türkiye bayrağı olsun yetiyor. Onun için hadi bakalım yola çıkalım demeden önce şöyle yapalım arkadaşlar. Şu kafamızı biraz aşağıya doğru çekelim. Aynen. Biraz kendimizi yukarı doğru kaldıralım. Birkaç kademe daha aşağı basayım diyeceğim. Tamam, birazcık yukarıdan bakalım direksiyonuna. Olsun bitsin, ön kokpiti güzelce görelim. Ve yolumuza çıkıyoruz o zaman. Hadi bakalım. Her şey tamamsa başlıyoruz. Bu arada yağmurlu bir hava seçtim sizler için. Yağmurlu havada gitmesi daha çok hoşuma gittiği için. Şöyle aynalardan bir kontrol edeyim arabamızı. Hop, tekerlek oraya çıktı ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir duralım. Şunu yakalım. Bir sileceğimizin bir kademe açalım ve hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Muhabbet eşliğinde böyle gerçekçilik bir şekilde gidelim ya. Gerçekçi bir şekilde yolumuza gidelim. Bu arada size gerçekten çok güzel sürprizi var yapımcının. Bakalım neler olacak. Zaten kendi videolarında da bana söylüyor. Bu arada onun kanalına da video altından ulaşabilirsiniz. Haritanın V2 sürümünü, şimdiki sürümünü indirebilirsiniz. Ben V3 oynuyorum. V3 sizlere çıkmadı. Sadece bana geldi. Yani harita testeri gibi bir şeyim ben. Dev konusunda da yardımcı olan kişiyim zaten. Onun için arkadaşlar haritanın V3 sürümünü ilk benden izliyorsunuz. Bir de yapımcı kendisi çekmiş zaten, Cengiz Akkaya. Evet, plakalarda bir güncelleştirme var demiştim sizlere. Hemen onları da sizlere göstereyim. Bu arada bundan sonra arabaların plakalarının yanında mavi TR yazısını göreceksiniz. Bu da gerçekten güzel oldu. Helal olsun ya, bunu da yaptık sonunda. Hatta yapımcımız yaptı, bunu da başardı. Bakın görüyorsunuz 21 TR yazıyor. Bu özellikler gerçekten güzel, oyunu oynanabilir hale sokmakta büyük rol oynuyor yani. Evet, şöyle bir yolumuza çıkalım biz. Hadi bakalım, yapıştırıyoruz. Bu arada benim videoları gerçekten seviyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Yani birçok kişiden beni ayırt edip videoları seven arkadaşlara söylüyorum. Yorumlarınızda bana destek veriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de sizleri seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Her zaman desteğinizi vereceğinize de söz verin bana. Şu anda yorumların altına abi seni destekliyoruz, seni seviyoruz gibi şeyler yazabilirsiniz. Hadi bakalım kendinizi gösterin. Bu videoya sizden tam 40-50 like bekliyorum. Verirseniz de çok sevinirim. Hoşuma gider yani, gerçekten iyi olabilir. Diyecek başka bir şeyim yok. Sadece haritanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu haritada yollar ve mesafeler gerçek rol oynamakta. Onu da sizlere söyleyeyim. Sabit 80 km mesafeyle gittiğiniz zaman, yani gerçek haritada da yarım saatte varıyorsanız, yani gerçek zamanlamayla bir yerden bir yere yarım saatte varıyorsunuz, bu haritada aşağı yukarı yarım saatte varıyorsunuz. Aynı ortalama hızla giderseniz tabii ki de bu. Bu da gerçekten güzel bir özellik diyebilirim. Bayılıyorum ya Travago'ya. Çok hoşuma gidiyor. Bu arada konuşamadım. Bu arada isterseniz Travago ile devam edebiliriz birkaç bölüm. Çünkü otobüs kullanması daha iyi oluyor Türkiye haritalarında, biliyorsunuz. Bu arada dediğimiz gibi kesinlikle ama kesinlikle otogarlar haritaya eklenecek. Otogar yok diye haritaya oynamamazlık yapmayın. Haritayı tanıyın arkadaşlar. Video altında dediğim gibi hem haritanın indirme linkini vereceğim, V2'nin.
Hem de yapımcının kanalını vereceğim. Oradan yapımcının kanalına da ulaşabilirsiniz. Cengiz Akkaya gerçekten çok güzel iş başarıyor bu harita konusunda. Yani biliyorsunuz arkadaşlar, kaliteli olmayan bir şey benim için bir şey ifade etmez. Her zaman bunu söylüyorum. Her zaman kaliteli olan içeriğin yanındayım. Onun için arkadaşlar bu haritayı kesinlikle destek vermenizi istiyorum. Diyarbakır haritasını kesinlikle oynayın. Diyecek başka bir sözüm yok ya. Mükemmel, mükemmel, kısaca mükemmel. Şimdi Mardin'e doğru gidiyoruz. Mardin'in o yollarını zaten bilenler bilir. Ben bilmiyorum açıkçası gerçek yola nasıl olmuş ama tabii ki de Cengiz'in demesine göre yolları birebir benzetmiş. Yani benzetmese de bile artık bazı yerler, bazı önemli noktalar gerçekten benzemiş. Yollarda canınız sıkılmıyor açıkçası giderken. Çünkü sağda solda böyle ağaçlıklar var. Bazen evler çıkıyor, bazen kaya taş çıkıyor. Yani ben kendi yaptığım haritadan örnek verecek olursam benim haritamın üstünde Bingat daha iyi. Bak ben bunu kendim söyleyebilirim. Benim haritamdan Bingat daha iyi. Avrupa Türkiye haritasının. Yani Bingat daha iyi diyebilirim. Çünkü ben en azından gerçek harita ölçeğinde yapamadım. Bir de benim zamanım falan yoktu. Ben yapamadıydım zaten. Ama yine de benim de çevrem güzeldi yani. 100.000 indirmeye falan ulaştıydık yani. Orası da gerçekten güzel bir sayı. 100.000 indirme gerçekten güzel bir sayıdır arkadaşlar. Yani tabii ben onu kadar yapamasam da gerçekten güzel olmuş diyebilirim. Yani ben destek veriyorsam bir bildiğim vardır arkadaşlar bu haritaya. Kesinlikle sizlerin de oynamasını istiyorum. Gerçekten süper bir harita diyebilirim. Cengiz Akkaya'ya buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böyle bir haritayı bizler için yapmış olduğu için. Ve şunu söyleyeyim. Abi sen Giresunlusun da neden bu kadar Diyarbakır'a destek veriyorsun? Neden bu kadar Mardin'e destek veriyorsun? Neden bu kadar Urfa'ya destek veriyorsun diyebilirsiniz. Benim için kalite her şeyden önemli gelir. Ben kendi haritamda bile Giresun haritasını yapmamıştım. Zamanım yoktu ya da yavaş yavaş geliyorduk biliyorsun. Bölgeleri aktara aktara geliyorduk. Ben Giresun haritasını yapmadım. Bana bu yüzden tepki gelmiş. Abi sen Giresunlusun, neden kendi haritanı, kendi şehrinin haritasını yapmıyorsun diye. Ya işte anlayın. Anlayın yani. Ben güzel olan şeylerden bahsediyorum. Ve bahsettiğim gibi görüyorsunuz köşedeki evleri. Bu arada ben kendim basmıyorum. Gerçek gibi oynayayım oyunu diye. Çünkü bayağı bir eleştiri alıyorum. Oyunu neden düzgün oynamıyorsun? Neden adam gibi araba kullanmıyorsun? Neden sollama yapıyorsun? Abi sadece gülesim geliyor ya. Bu bir oyun ya. Bu bir oyun arkadaşlar. Yapmayın gözünü seveyim ya. Ne yapayım şimdi ben burada? Evet şu anda otobüsü saldım rampa aşağı. Ne güzel ya. Abi çok güzel. Zaten seviyorum otobüs işini. Hani o yüzden oyunda da gerçekten güzel oluyor. Böyle otobüs gerçekten çok süper. 5.5 sürümüne güncellendi. Commodore yapımcısı. Gerçek ismini unuttum. Gerçek ismi Berkay mıydı acaba? Yanlış olmasın. Unuttum. Kusura bakma kardeşim. Gerçekten güzel bir otobüs diyebilirim. Şöyle otobüse dıştan bakalım. Plaka olayı yok. Yani onu size söyleyeyim. Plakası tabii ki de. Aslında şöyle bir şey yapılabilir. Oyunun orijinal plakasını koyma seçeneği ekleyebilir. De onu yapımcımız yapmıyor nedense ama. Böyle Travega S diyor. Zaten özel bir araba. Bu arada benim direksiyon yerinden çıktı abi. Neyse biraz daha yavaş davranayım ona. Evet. Snoopy V5H bu arada direksiyonumuz. Haberiniz olsun. Şu anda gerçekten güzel gidiyoruz ya. Gerçekten güzel gidiyoruz. Kimseyle böyle bir zorum yok. Yavaş yavaş aheste aheste gidiyoruz. Zaten biraz sonra yol bitecek. 263 kilometremiz kalmış. Yani bir acelemiz de yok. Rahat rahat gidiyoruz. Rahat rahat video çekiyorum ya. Çünkü uzun zamandan beri ETS oynamadım. ETS'i de anlatacaklarım var. Onun için hem fark etmez ya. Gerçekten uzun zamandır ETS oynamadım arkadaşlar. Ben ETS oynamayalı bugün ne? Bugün Perşembe değil mi? Hani ben bu videoyu Perşembe çekiyorum. Siz bu videoyu Cuma izleyeceksiniz. Bu arada herkesin Cuma'sı mübarek olsun diyeyim. Ne diyeyim? Öyle mi oluyordu? Hayırlı olsun. Allah kıldığınız namazların hepsini kabul etsin inşallah diyelim. Tabii ki de Cuma akşamı izleyeceksiniz. Cuma geçmiş oluyor ama ben tekrardan hayırlı cumalar diyeyim sizlere. İnanır mısınız? Ben en son ETS'yi G
geçen hafta çarşamba günü çektim videosunu. Aynen, yanlış duymadınız. Geçen hafta çarşamba günü çektim ve 8 gündür, yani 8 gün sonra oyuna girdim. Videosunu çekiyorum, düşünün. Artık eskisi kadar oynamıyorum. Onu söyleyeyim. Eskisi kadar daha artık şey yapmıyor beni oyun. Bağlamıyor kendisine. Çünkü piyasada o kadar çok oyun var ki. Ben Far Cry serisine başladım, her şeyi unuttum abi. Her şeyi unuttum. Bitti gitti ya benim için. Hiçbir şeyin önemi yok. Bir Far Cry, bir PUBG'ye gidiyoruz. Bu arada PUBG'ye de 10 GB güncelleme geldi. Yeni güncelleme getirildi. Onda videosu tabii ki de gelecek. Büyük ihtimal bundan sonra gelebilir. Belki bundan sonra Far Cry 5 gelebilir. Hiç bilmiyorum ne geleceğini. Söylemek de istemiyorum zaten ne geleceğini. Gerçekten videolar çekilmedi. Videoları çekeceğiz. Bakalım neler gelecek. Hep beraber bunları göreceğiz. Büyük ihtimal PUBG gelebilir. Bunlardan önce, yani bunlardan önce dedim, cumartesi PUBG gelme ihtimali yüksek bir olasılık. Şimdi şuraya bakayım ben. Şu adam bir geçeyim. Tamamdır. Şöyle ben bunu geçtim. 90 km hızla gidiyoruz. Yani iyi. Zaten gerçekte olduğu gibi arkadaşlar. 80, 90, 100. Otobüsün gerçek hızıdır bu. Çünkü dayımdan biliyorum. 80, 90, 100 gider otobüsler her zaman. Onun için ben de gerçeğe uyuyorum ve yağmur da dinmeye başladı açıkçası. Bu da güzel oldu. Olur mu? Olur yani böyle yağmura. Yağmurdan sonra hani böyle yollar falan bir şey olur. Hatta böyle güneş olur ya, yağmur yağar. Böyle bir toprak kokusu sarar ya etrafı. O kokuyu hastayım ya. O çok güzel. Özellikle de yaz yağmurları falan var ya böyle. İlkbahar yağmurları, yaz yağmurları falan. Gerçekten çok güzel olur. Böyle toprak sıcak olur, toprağa yağar böyle. Böyle tam ıslamaz ama. Tam ıslamaz. Böyle yağar, böyle hafifçe bir ıslar. O topraktan çıkan buharla koku var ya. Of abi, ona diyeceğim hiçbir şey yok. Gerçekten güzel bir şey, olay diyebilirim. Bu arada tamam, biz şöyle güneş efektiyle beraber ve Travego'muzdan beraber Mardin'imize doğru bir yolculuk yapıyoruz. Hadi bakalım. Yapıştırıyoruz. Dediğim gibi Cengiz Akkaya'nın kanalına aşağıdan abone olabilirsiniz ve V2 sürümünü indirebilirsiniz. V sürümü ne zaman çıkacağı belli değil. Onu gerçekten size bilmiyorum. Ben dahi bilmiyorum. Yani ben testereyim ama ben bilmiyorum yani. Onu söyleyeyim. Ama ne zaman çıkacağı belli değil. Çıktığı zaman hepiniz öğrenirsiniz zaten. Ben haberini veririm. Cengiz de zaten kendisi haberini verecekti. Kanalına kesinlikle abone olmayı unutmayın. En doğru bilgiyi onun kanalından öğrenebilirsiniz haritayla ilgili. Desteklerinizi verin yani o kanalda, haberiniz olsun. Hadi bakalım, ben değilim bu haritanın yapımcısı. Ama az çok emeğim dokunmuşsa da ne mutlu bana diyebilirim. Zaten Cengiz bunu kendisi söylüyor videolarında. Desteklerimi falan kendisi söylüyor. Yani benim konuşmama gerek yok. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada bir yol olayı var. Büyük bir ihtimal hırsız mı yakaladılar, bir şey yaptılar ama burada helikopter gidiyor. Ha, bir dakika, bir şey var burada. Burada araba durmuş. Evet, helikopter şeyi yakalamış. Modifiyeli araba yakalamış. Bu arada görüyorsunuz burada evler falan var. Küçük evler falan var. Gerçekten güzel özellik. Ben burada mecbur 60'la falan gidiyorum. Hop, direksiyonu kapattım mod tuşundan. Çünkü bu arada haritalarda da, bu arada çok bu arada diyorum. Tabelalarda sıkıntı var. Tabelalar tekrar yapılacak. Onu da sizlere söyleyeyim yani. Yani sadece buradan sonrasında bir sıkıntı var. Bakın şurada Stockholm yazıyor. Onlar falan ayarlanacak tekrar yapımcı tarafından. Bu arada bir şey kalmadı zaten. Mardin'e geldik. 145 kilometremiz var. 80-90 gidiyoruz. Kaç dakikada gittiğime birazdan bakacağım zaten videodan. Kaç dakika yolculuk yapmışız. Mardin Diyarbakır haritası arası tabii ki de fazladır ama yani o oyunda bunu ne kadar yansıtabilirsin orası da meçhul diyebilirim. Evet. Yollar boş değil. En azından elektrik şeyle direkleri var. Yollar boş değil, gerçekten boş değil. Evler falan çıkıyor. İleride ağaçlar falan var. Tabelalarımız var bak. Tabela gerçekten önemli bir unsur oyunda. Bir de abi çok güzel ya. TR plakalı araçlar geçiyor yanınızdan. Bu arada bu trafiğe de bir güncelleme çekeceğiz. Onu da size söyleyeyim. Yani çekilecek, illaki çekilecek. Çünkü trafikte fazla polis arabası görmeyi ben sevmiyorum.
Ya bir iki tane olsun yeter abi. Bu nedir? Gözünü seveyim ya. Her çeşit polis arabası var. Bu arada size bir sürprizimiz daha olabilir. Yapımcı tarafından olabilir yani. Bilmiyorum, onları da görürsün zamanı gelince. Haritaya Türkiye şirketleri eklenecek büyük bir ihtimal. Ve ayarlayabilirsek Special Transport yüklerini artık bu haritada da çekebileceksiniz. Nasıl olur, güzel olur mu? Special Transport yüklerini bu haritada çekebileceksiniz ve ilk olacak arkadaşlar. Bu özellik bu haritada ilk olacak. Bir harita modunda. Ya ben bilmiyorum yapan var mı, yapılan harita var mı ama yani bu haritada ilk olması planlanan bir özellik olduğunu ben size biraz söyleyeyim. Açıkçası yapmaktan biraz kaçınılabilir o olay. Çünkü yapması gerçekten zor. Ben biraz dosyaları kurcaladım. Kafam yandı benim. Ama aktarabilirsek gerçekten çok güzel bir olay yapabilirim. Şurada bir ev yapmış Cengiz'imiz. Gerçekten o da güzel olmuş. Hop, vurdum şeye. Ya kıramadım direksiyonumu. Bayağı hızımız düştü. Şöyle bir çıkalım. Bu arada akşam oluyor. Telefonun görüntüsü inşallah bozulmamıştır. Otobüse bayıldım. Otobüs gerçekten güzel. Nedense hep aynı arabayı yakalıyorlar. Bu modifiyeli arabalar herhalde oyunda da fark edilmiş ki abartı egzoz varsa hemen yakala. Camda film varsa dur gibisinden bir olay var ETS'de. Bakalım. Hadi hayırlısı. Yakında bize de saldırırlarsa hiç şaşmayın arkadaşlar, otobüslere falan, tırlara. Ay, ben niye bu direksiyonu yerine yapıştırmamışım doğru dürüst ya? Ben onu anlamadım şimdi. Bak, bağ olmadı bak şimdi bak. Evet, biraz sollama yapalım ya. 100 kilometreyi görsün azıcık arabamız. Yavaş gidiyoruz çünkü. Bayağı yavaş gittik. Saat kaç gibi çıktık biz? 3.30-4 gibi çıktık değil mi oradan? Şanlıurfa'dan. Bayağı... İyi ya, mesafe gerçekten güzel arkadaşlar. Düşünsenize Diyarbakır'dan yük alıp Antalya'ya, İzmir'e kadar gittiğinizi ya. Bu haritada. Düşünün öyle bir şey olduğunu. Of. Of, keyfe gel abi ya. Ben saatlerce otobüs oynarım lan bu haritada. Öyle bir planım var aslında. Bakalım. Bu arada şeyler falan ekleyebiliyorsunuz camına arabanın yeni sürümünde. Tek bir sıkıntısı yük şey. Nasıl diyeyim, yolcu yok işte ya. Yolcu alamıyoruz bu oyunda. Öyle bir sıkıntımız var. Şöyle farlarımızı yakalım biz. Farlarımız bayağı ileriye ışıtıyor. Otobüsümüz yakıyor abi. Şöyle bir de dıştan bakalım. Deli bir şey ya otobüsümüz. Evet, 22 kilometre kaldı ve Mardin'e geliyoruz. Mardin'e gelirken de hafif hafif böyle bir FPS düşmeleri yaşadım gibi duruyor sanki. Bir FPS sayışlarımı kontrol ediyorum, iki tanesini de. Biraz düşüş var herhalde ya. Tabii arkadaşlar, modeller oyunun kendi modelleri ama gerçekten çok güzel kullandığı için Cengiz biraz kastırma yapıyor yani. Aynen. Biraz sıkıntı var. Olsun, önemli değil ya. Böyle güzel bir harita bizler için sağlandığı için çok teşekkür ediyorum yani. Evet. Mardin girişinde biraz yavaşlamak gerekiyor açıkçası. Şu şerit akıyor abi. Bu şeride ben bir dalmam lazım açıkçası.
Şöyle ben buraya bir gireyim. Burada ne var? Aa bakın burada yol teke düşüyor. Neden acaba? Şu arada bir şey var. Bu arada araba gitmiyor, fark ettiniz mi? Garip. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Bu arada Mardin'e geldik. Burada Mardinli kardeşlerimize selam olsun diyelim. Mardin'i serbest kamera ile göstereceğim sizlere. Şöyle hava karardı ama olsun yani, serbest kamera ile Mardin'in içini dışını falan sizlere göstereyim. Daha sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Hatta bir dakika. Şu kavşaktan bir dönüş yapalım, geri gelelim arkadaşlar. Şu kavşaktan bir dönüş yapıp geri gelelim. O kavşakta tabii ki de model, kendi modeli yapmadığı için Cengiz, oyundaki bulunan bir modelle oraya Atatürk şeyi gibi bir şey yapmış. Atatürk ne deniyordu? Üssü mü deniyordu? Atatürk üssü mü? Öyle bir şey demesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir yapı koymuş oraya. Yani tabii ki de oyundaki başka modeli olmadığı için. O da gerçekten hoş durmuştu orada. Onu sizlere şuradan bir göstereyim. Evet, ileri doğru gösteren bir adam. Yani Atatürk'ün ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri demiş olduğu sözü yansıtan bir asker temalı bir şey koymuş. Ya bu gerçekten güzel olmuş ya. Abi şuna bakar mısınız? Bu gerçekten güzel. Vay. Evet. Güzel olmuş, güzel. Şöyle biz bir dönelim. Tekrardan yolumuza, yani otogarımıza geri dönelim abi, gidelim. Otogar değil, otelimize geri dönelim, gidelim abi. Hadi bakalım. Şehir içinde 80'i gördük abi. Daha ne yapayım ben? Evet. Şehir içinde biraz FPS düşüyor arkadaşlar. O da modellerin çok yoğun kullanılmasından oluyor. Genelde SGS böyle yapmıyor. Modeli çok yoğun kullanmıyor şehrin içinde. O yüzden SGS'in yaptığı şehirlerde oyun fazla kasmıyor, ama İtalya'da kasıyor tabii, o ayrı bir konu. Evet. Geldik. Videonun da yavaş yavaş sonuna geldik zaten, ama şehri tekrar size serbest kamera ile göstereceğim. Şöyle bir girelim. Okey. Let's go. Şöyle bir dönelim. Yavaş lan, otobüs freni tutmuyor mu? Tamam, şöyle bir duralım. Hop. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi otobüsümüzle Mardin'e kadar geldik. Ben şöyle saat hemen bir dakika, şöyle bir gündüz yapalım abi. Şöyle 10'u alayım saati. Hadi be. 9 yapalım. Heh. Şimdi arkadaşlar, size şöyle biraz Mardin'i göstereyim. Şöyle haritayı da açayım. Bu şekilde bir Mardin'im var. Konuşamadım. Mardin'imiz var. Bu yol bilmiyorum nereye doğru gidiyor. Tabii buralar devam edecektir illaki ilerleyen sürümlerde. Emin değilim ama sizlere tekrar söyleyeyim. Bu arada şu arabanın plakasını da göstermek istiyorum. Bu arabanın plakası konmamış. Neden konmamış? Yapımcımız Mardin'in dosyalarını ayarlamamış mı? Öyle mi acaba? Bakayım. Evet, bir sıkıntı var. Yo, ayarlanmış. Ayarlanmış. Ama boşluğa çıktığı için belki de olmayabilir. Evet, boşluğa çıktığı için yol görünmüyor olabilir plakalar. Böyle yol kenarlarına falan araçlar park edilmiş. Gerçekten güzel ya. Helal olsun. Ama yabancı plaka tabii, onlar hallolacak şeylerdir ya. Onlar önemli değil fazla bakmaya. Ama ben şuna bittim yani. Şu gerçekten güzel olmuş burada ya. Tabii ne kadar da yabancı olduğunu olsa bile, açıkçası şuradan baktığımız zaman biraz Atatürk'ü andırıyor. Andırmıyor ama yani olsun, böyle bir olayı yansıtmak gerçekten güzel olmuş. Kendi de dedi zaten.
model olmadığı için dedi. Yani böyle yapmak zorunda kaldım dedi. Ya bir sıkıntı yok. Zararın da olacağını sanmıyorum. Bunu düşünülerek yapılmış bir şey olduğu için hani fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz haritamızı havadan bir gösterelim. Şanlıurfa yapım aşamasında Şanlıurfa'yı göstermiyorum. Ben kendim görebiliyorum ama sizlere göstermeyeceğim. Çünkü sürpriz olacak Şanlıurfa. Bu arada trafiğe bak abi. Bu trafik nedir abi? Mardin'de gerçekten bu kadar trafik oluyor mu? Bana yazın arkadaşlar yorumda Mardinli kardeşlerimiz. Bu nedir abi? Gözünü seveyim. Skyna Dorsesi sesi gidiyor burada. Evet, her neyse o zaman Diyarbakır haritasının V3 sürümünde veda edelim buradan. Bir video daha gelecek tabii ki de Diyarbakır haritasına V3 çıkmadan önce. Onda da yenilikleri sizlere söyleyeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Bunun diğer videosu da büyük ihtimal haftaya değil, ondan sonraki haftaya gelebilir. Tam emin değilim çünkü diğer seriler falan giriyor yani. O yüzden olabilir. O zaman veda ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Tam şurada duran abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Üstünde duran Cengiz'in kanalına da gidebilirsiniz. Yandaki videoları da izleyebilirsiniz. Bu videoları izleyip iki kanala da abone olduktan sonra video altından like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.